Halikarnas balıkçısının doğum günü olan 17 Nisan tarihinin Dünya Merhaba Günü ilan edildiği Bodrum'da Dünya Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması düzenleniyor. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın doğum günü olan 17 Nisan tarihi geçen yıl Dünya Merhaba Günü olarak ilan edilmişti. Balıkçının bu yılki doğum gününde Dünya Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması'nın tanıtımı yapıldı. Halikarnas balıkçısının mezarının bulunduğu Gönültepe'de düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu, Mira Ajans Başkanı ve Hemzem'in Platform Sözcüsü Rauf Kösemen. Yarışma İletişim Danışmanı Ömer Durmaz ve Bilgi Yayınevi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Örsle çok sayıda Bodrumlu katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu, "Bodrum Deniz Müzesi ve Bodrum Belediyesi olarak her sene anma programları düzenliyoruz. Bu sene daha farklı bir şey yapmak istedik. Sayın Ahmet Aras geçen yıl 17 Nisan'ı Dünya Merhaba Günü olarak ilan etmişti." Biz de yerelden evrensele dijital bir medya kampanyasıyla 17 Nisan Merhaba Günü'nü uluslararası bir logo yarışmasıyla duyuralım istedik. Hep beraber Merhaba Günü'nün logosunu aramaya çıkıyoruz diye konuştu. Canbazoğlu logo yarışması ile ilgili detaylı bilgilerin Bodrum Deniz Müzesi'nin sosyal medya hesaplarından alınabileceğini söyledi. Güzel bir yarışma düzenlediklerini ifade eden yarışma iletişim danışmanı Ömer Durmaz, "Ben bu konuda epey deneyimliyim. Hakkaniyetli bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışma Tek bir doğrusu yok, tek bir merhaba yok. Herkesin merhabası kendine. Mira Ajans Başkanı ve Hemzemin Platform Sözcüsü Rauf Kösemense, benim bu işteki görevim bir yandan iletişim kampanyasını sürdürmek, diğer yandan bu kampanyanın sosyal fayda üretebilir hale getirilmesini sağlamak şeklinde konuştu. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın 26 adet kitabını bastıklarını ifade eden Bilgi Yayını ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Örs. Biz Halikarnas balıkçısının 50 yıla aşkın süredir kitaplarını basıyoruz. Onun kitaplarını milyonlarca insana ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arassa düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Merhaba derken aslında bir barış, bir kucaklaşma ve bir e, sevgi dili olarak aslında değerlendirilebilir günümüzde. Bu kucaklaşmayı sağlamak için zaten şu anda büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Büyük bir e, irade var ülkede. Bu nefret dilinden kurtulmak için, bu kucaklaşmayı sağlamak için, ayrışmayı bitirmek için büyük bir çaba var, gayret var. Merhabanın da anlamını aslında şu anda bugün bunu yapıyor olmakla bence tam da yerine oturtuyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte de. Bizim bu çabamıza, değişim dönüşüm çabamıza katkı sağlar diye düşünüyorum. Logo yarışmasının tanıtımının ardından Cevat Şakir'in mezarına çelenk sunuldu. Mezarı başında anma konuşmaları yapıldı.